Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyisiniz Biz inşallah. çok iyiyiz. Biz çok iyiyiz, evet. Evet. Karadeniz'in en sonuna geldik. Evet. Karadeniz sahil şeridinin en batı ucundayız. Neredeyiz? Beğendik, sahildeyiz. Buradan öte yol yok. Evet, hemen şurası sınır. Yani 300 metre falan var gösteriyor haritada aramızda. Buradan öte yol yok. Hiç yol yok. Şey diyecektim de demeyeceğim abi sonra. Çok güzel bir yere geldik. Dün hava kararma arifesinde geldik. Aslında biz biraz daha ileri gidecektik. Çünkü ileride bir tam sınırda bir yanda Türk bayrağı var. Ortada Mutlu Deresi var ya da nehri var. Hemen yanında da Bulgaristan bayrağı var. Oraya kadar yaklaşmayı planlıyorduk. Orası askeri bölge olduğu için sokmadılar bize. Eskiden girilebiliyormuş o tarafa ama şimdi Ha. giriş yolunda da zaten sivil araç ve kişi giremez, insan İnsan giremez. giremez diyor. O kadar yani araçla girmeyi bırakın. O yüzden o tarafa giremedik. Biz az birisine geldik. Akşam geldiğimiz için hiç dışarı çıkmadan direkt dinlenme Evet. moduna girip Yemek geceyi de geçirdik. dinlenmeydi. Şimdi sabah uyandık. Kahvaltı hazırlayacağım ben artık. Ben kahvaltı hazırlarken Tolga da dışarısını ayarlasın. Birazcık fazla Evet. rüzgarlı dışarısı. O yüzden her yer çöp tabii ki. Uçmuşlar, gelmişler, atılmışlar. Çok güzel bir şeymiş ya. Sahil olarak çok güzel ama biraz dalgalı ve rüzgarlı sadece şu an için. Evet. Belki daha durgun zamanda. Ama serin tabii. Serin serin güzel. Drone çekemeyeceğiz muhtemelen Evet. çünkü izin vermezler. Sınıra çok Drone'u yakınız. evet drone'u Vermemişler. kaybetmeye de gerek yok ama az ilerimizde bir tepe var. O tepeye doğru çıkıp ben size yine bir yüksek görüntüsü alırım her Yukarıda. türlü. O konuda hiç sıkıntımız yok. Evet. Yürüyüş yaparız. Evet, o zaman Terastan çekeriz, yaparız bir şeyler. her türlü, her türlü. O zaman O zaman sana herkes kolay iş gelsin, başına. bana da kolay gelsin. Birazdan görüşürüz. Şapkamızı takalım. Çay suyu koyayım önce. Yumurta haşlayayım mı? Olur. Şunlardan birini vereyim mi? Olur. Bakın şurada çöp kovası var. Evet. Bu arada burada evveliyatından bir tenekede tavuk yapan bir amca varmış. Evet, Aşırı meşhur. meşhur. Yani amcaya gelmeden önce 3 saat 4 saat önce telefonla ulaşıyormuşsunuz. Siz geldiğinizde o hazır halde böyle bir tencere yemekle birlikte. En az 2 saat erken haber vermek ve randevu almak gerekiyormuş ki pişirmeye başlıyormuş. Konumun zaten beğendik plajı olarak seçince bile yorumların yarısı neredeyse oradan bahsediyor. Evet. Öyle de meşhur bir yermiş. Ben çıktım. Kapanmış. Hadi çık. Ben de şimdi koyu koyayım. Müjde. Tüp bitti. Neyse ki dün akşam gelirken almıştık. Çok pis kazıklandık yalnız tüp alırken. Ben ne oluyordum? Uzakta olunca duymadın. Dezenatörünün nasıl bir şey olduğunu göstereyim dedim. Şöyle bir şey. Evet. Böyle bir şey. Bizim alanımız dar olduğu için köşeli bağlantıyla kullanıyoruz. Bunun dikey olanları da var. Direkt dik duruyor tüpün üstünde. Şey gibi, soba dirseği gibi. Evet. Şimdi bunu öteki dedantörü takınca sıkıştıracağız. Biz projeyi yaparken burayı da projeye dahil etmiştik. Yani bu alt kısım ne olacak? Evet, burası tüp yeri olacak. Evet, direkt ona göre yaptık zaten o alanı da. Yanına da birkaç işte deterjan vesaire falan koyuyoruz. Daha önce de birkaç videoda bahsetmiştik ama. Çekmece görünümlü tüp yuvası. Büyük tüp neden kullanmıyoruz? Büyük tüp çok yer kaplıyor. Büyük tüpü koyacak bir yerimiz yok mutfakta. Buzdolabını çıkarmak lazım büyük tüpü kullanmak için. Test edildi, onaylandı. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Bir
daha küçük bitiminde bir arkama buluşur. Hayır, eldiven lazım. Ne yaptı, attı mı eldivenleri? Attım ötekileri çıkartırken yırtıldı. Buyurun efendim. Süper. Evet, bence hazırız. Hazır mıyız? Kaynadığım çalarımız. Hazırlayayım mı masayı da? Ben şöyle kaçayım, sen dolaptakileri şey yap. Ben köşeme çekilebilirim. Çikolata da ister misin? Evet. Şöyle. Oh be, çok acıktın. Roman çıktın sen. Çoğaya çıktım ben. Tamam, afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun. Oo, yemek arkadaşım. Hatta. Gel hadi gel, geleceksin zaten az sonra gel. Ama yemeyeceksin tabii. Çünkü sana göre hiçbir şey yok burada. Zeytin var, çok tuzlu. Şu anda ne düşünüyorsun? Peynir var, çok yağlı. Peynir var Gülden, ekmek var Gülden. Zeytin de verebiliyorsun bana, beyaz peynir de var orada. Her kaşar şey da var Gülden. Hepsinden yiyebilirim ben aslında Gülden. Kuru ekmeği de var. Çıktı. Öpücük. Öpeyim. Bana bakar mısın? Kalk. Oy. Otur. Otur. Tamam, vereceğim, bekle. Tamam. Vereceğim. Merhaba. Geri git. Her an üstüne atlayabilir. Merhaba. Ver artık. Ver çak. Artık şu mamayı. Gözü döndür yemin ederim. Öpeyim. Öpmeyle korkuyorum. Patilerini kaldırıyorum. Öpeyim. Oh. Hadi bir tane sarı. Oba. Tavana değeceğim. Sarı 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 sarı. Sarı 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 sarı. Hayır. Almaya çalışma. Geri git. Geri. Geri. Bekle. Hanginde? Hanginde? Yok. Bulamadın. Bulamadın. Kalk. Bak. Heyecanla bak. Dur. Hemen yayılmasana yere ya. Kalk. Kalk. Şu göbeğini kaldırır mısın yerden? Kalk. Dur. Çizdin elime. Otur. Kalk otur. Deli deli yapma kendini. Vereceğim. Ver hadi. Vereceğim. Bak arkadaşlar çıldırdı ekran başında. Bay bay yap bir tane. Güzel. Güzel bay bay yap. Güzel bay bay yap. Patiyle yap. Tamam. Oh, yüzümü çizdi. Nerede Max? Nerede? Bende. Kalk. Bekle. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me some months. My mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer.
No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over other shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuff. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplugged. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this up. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
Şimdi gezdik, dolaştık, karavana geldik. Ben karşı tepeye çıktım sizlere birkaç görüntü aktarmak için. Ondan sonra biraz keyif yaptık ve dedik ki, ne dedik? Yemek yapalım dedik. Ve karşılaştığımız manzarayı gösteriyorum size. Evet ya. Aslında biz şu an çiftçiliğe başlamışız. Evet, yemek yapmak. İnanmazsınız, hemen gösteriyorum. Fasulyeyi yetiştirmeye başlamışız meğer. Buyurun. Biraz şöyle yan, evet. Bayağı filiz varmış. Sihirli fasulyelerimiz varmış bizim. Bunları biz dün aldık. Dün aldığımız fasulyelerin haline bakın. Evet, buraya gelirken aldık ve seçerek aldım yani tek tek, böyle hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Şunlar, bu da filizlenmiş. Hani öyle pazardan alıp poşete tepmediler yani, ben seçtim. Zaten az yediğimiz için marketten aralarından ufak ufak seçerek aldım. Gayet sağlamlardı. Olaya bak ya. Ya dostlar, az daha şey oluyormuşuz. Çiftçi oluyormuşuz. Neydi o? Çiftçi oluyormuşuz az daha. Sebze yetiştirmeye başlıyormuşuz farkında olmadan. Okulda ıslak peçet pamukla yapardık, evet. Biz onu da bir hafta beklerdik. Tabii canım. Diyorum ya işte, iki günde kocam bir upuzundu, şu parmağım evet. Kadar vardı. Ya çok saçma. Şimdi bizim hani eskiden patatesi alırdın kış başında. Koca kış çuvalla beklerdi. Tabii. O hiçbir şey olmazdı. Ama şimdi patatese dahil olmak üzere 10 gün al, 2 günde bitti. Yarım kilo bir şey değil zaten bu. Hani çok öyle çok alıp da bekletme gibi bir durumun da yok. Evet. İşte hormonlar, yapay gıdalar yani falan filan. Denetlenmesi lazım ama kim neyi denetleyecek? Yani. Neyimiz denetleniyor da o da denetlensin. Maalesef öyle. Biz Türkiye kıyı ve sınır şehri turumuzun sanırım 600. gününü falan tamamlıyoruz ya da 615, artık bırak da saymayalım. 600'lerde bir günlerdeyiz şu anda. Evet. Yüzlerdeyiz ve Karadeniz'in sonundayız. Tekrar söyleyeyim. Söyledim mi hatırlamıyorum. Karadeniz'in sonundayız. Ve Karadeniz'e veda etmek veda üzereyiz. Ediyoruz. Aslan Karadeniz de. Kıyı şeridine, evet, sahil şeridine diyeyim ya da. Karadeniz deyince evet. Karadeniz bölgesinde değiliz tabii ama hala Karadeniz kıyılarındayız. Şu an Karadeniz'de gidebileceğimiz en son noktaya kadar gittik. Hep beraber hatta, sizleri de götürdük, evet, hatta. Yürüdük bile yani. Şöyle az öne geleyim. Sizleri de götürdük. Biz sınıra yaklaşınca oradaki jandarmalar, evet, görevli askerler ayağa kalktı. Bize doğru yaklaştılar. Biz de hemen U dönüşü yaparak. Boşu boşuna yürüyeceklerdi çocuklar bize tabii, kadar. Gerek yok. Biz biraz daha yaklaşacaktık aslında tabelaya doğru ama oturan askerler vardı. Baktık ayağa kalktılar. Ufak ufak yaklaşmaya başladılar. Dedik hiç yormayalım boşuna, zaten oradan çekmişse buradan çekmiş. Biz durunca onlar da durdu. Türkiye kıyı ve sınır şeridi turu işte 600 küsur gün oldu. Neredeyse 2 yıl. Çok güzel yerler gezdik. Çok keyif aldık. Keyif almadığımız yerler de oldu. Yanlış zamanda, yanlış yerde olduğumuz yerler de oldu. Ama işte yerle ilgili değil aslına bakarsan. Genelde insanlarla ilgili olaylar. Evet. Mesela ben Max'e bakayım bir. Dur orada, sakın gitme hiçbir yere, tamam mı? Birileri geldi de. Evet. Bu tur geneliyle ilgili. Tek rahatsız olduğumuz bölge, yani diğer insan davranışlarından rahatsız olduğumuz bölge maalesef Karadeniz kıyılarıydı ve haliyle bundan bol bol şikayet ettik buralarda. Evet. Bazı özellikle Karadenizli takipçilerimiz, Karadeniz'de yaşamayıp da Karadenizli olanlar da dahil olmak üzere bize böyle arada sitem ettiler. Espriyle karışık sitem ettiler. Kötülemeyin Karadeniz'imizi falan diye. Evet. Ama tabii farkındalar ki kötüleme gibi bir durum değil aslında. Ya onlar, biz yaşadıklarımızı paylaştık. Tabii espriyle söylediler zaten. Onlar da farkında zaten, evet, durumun. Hatta birkaç tanesi şey dedi ya, hani abi ben oralı olmama rağmen gitmiyorum. Ne işiniz, evet, var sizin oralarda diye. Evet. Neyse şey, o hayır, konulara çok girmeyelim. Yani, zaten yeteri kadar izlediniz siz o süreçleri. Karadeniz'e arızayla, kötü bir enerjiyle giriş yapmış olduk. Haliyle çektik de belki de o sıkıntıları. Evet. Mesela onun haricinde benim tur geneliyle alakalı Karadeniz'den ayrıldığımız için bunu hatırlatmak istiyorum. Amasra. Evet, en kötü olay bence arızanın da haricinde Amasra'ydı benim için. Hayalimi yıktı çünkü orayı gezememek. Yani çok saçma sapan bir karar almışlar. Merak edenler Amasra videomuzu izleyebilir. Evet.
Yani böyle gerek saçmalık yok. Olamaz kesinlikle. İşte, ya, yani, işte, gezip göremediğimiz bir yer olarak aklımda şu anda benim de evet. O yüzden söylemek istedim. Türkiye kıyı ve sınır şeridi turumuzun son düzlüğüne yaklaşıyoruz artık. Evet. Çünkü Karadeniz'in şu an sonundayız. Bundan sonra Trakya'nın iç bölgelerine devam edeceğiz. İç bölgelerinden Enes tarafına, Yunanistan sınırına devam edeceğiz. Sınırları aşıp gidiyoruz. Evet. Ya bilmiyorum, keyif aldık, çok keyif aldık. Evet. Bir de biz birçok videoda söylüyoruz bunu. Biz ikimiz de çalışmıyoruz. İkimizin de herhangi bir sabit geliri yok. Emeklilik ya da işte kira memleketimiz geliri. Olan Bursa'da bir kira geliri ya da farklı bir şehirde bir kira gelirimiz falan yok. Biz tamamen işte makreme satarak, YouTube kazancıyla ya da işte ikinci el satış uygulamalarındaki mağazalarımızdan ekipman satışıyla, ekipman dediğimde şudur. Biz motosiklet kullanıcısıyız ikimiz de çok uzun yıllardır. Çok fazla kıyafet stoğumuz vardı. İşimiz de motosiklet ekipmanı satışıydı ve işten ayrılırken, karavana geçerken kendimize ekipman yenilemiştik. Yedekli olarak bayağı bir ekipman evet. Almıştık kendimize. Kendi bedenlerimizdeki ürünleri satıyoruz dolayısıyla şu anda o yüzden. Onları satıyoruz. Geçimimizi öyle sağlıyoruz. Bir askeri ücretin çok çok altında Türkiye kıyı ve sınır şeridini gezebildik. Evet biraz uzun sürdü belki. 2 yıl gibi bir süreç. Sindire gezdik gördük her çok yeri. Da keyif alarak gezdik. Yaldır yaldır gezmedik. Bütün şehirleri, bütün gezdiğimiz yerleri içimize sindirerek gezdik. Çok keyif aldık gerçekten de. Yani ben şahsım adına söyleyeyim çok keyif aldım. Evet. İnanılmaz bir deneyimdi benim için. Yani demek ki olabiliyormuş. Biz onun birebir örneğiyiz aslında. Aynen öyle. Yani çalışmadan 2 yıl boyunca, 4 yıl boyunca da bu turdan bahsediyorum. 2 yıl boyunca sabit bir maaşımız olmadan, sabit bir gelirimiz olmadan 2 yıl boyunca gezdik. Hatta bugün baktım haritayı açıp hesapladık ya. 42 tane şehir gezmişiz 2 yıl içinde. Evet. 600 küsür günde 42 tane şehir, dağlar, tepeler, göller, nehirler, akarsular, denizler, şelaleler, ülke sınırları. Evet. İsteyince yapılabiliyor yani. Yani yapılabiliyor. Olay tamamen sizin ne istediğiniz ve hayattan ne beklediğinizle alakalı. Aynen biz öyle. Bu turumuzda dışarıdan yemek yemedik. Hep Gülden sağ olsun karavanın mutfağını kullanarak evet. Bize doyurdu. Dışarıdan bir şey içmemeye çalıştık. Bunu yaparsanız zaten büyük bir meblağ o tarafa kayıyor. Tabii ekstra gibi görüyoruz biz onları şu anda tabii. Haliyle. Yani şu anki mevcut güncel fiyatıyla bir paket kahveye 45 lira veriyorsunuz. Ama evet. Bir mekanda içtiğiniz iki fincan kahveye nereden baksanız 100 lira para veriyorsunuz. Ya i̇ki bunun, tane değil o bence bir tane bile olabilir şu andaki rakamlarda. Belki ya ben fazla söyleyeyim evet. Dedim yani. Hani bunun gibi çok fazla örnek verebilirim size. Devamlı dışarıdan yemek yiyip, işte karavanın mutfağını hiç kullanmayıp bu tür harcamalar yaparsanız aylık 50 bin lirada geliriniz olsa zaten yetmiyor. Gittiğiniz bizim yere özel şeyler, yerleri gezip görmek için ilave ya da yemek için ilave ekstra paralar harcarsanız. Tabii. Rafting yaparsanız bu ekstraya girecek. Ne bileyim işte balonla Kapadokya'ya çıkarsanız tabii ekstraya canım. Girecek. Ekstra. Bunların hepsi bir totalde yekün yapacak. Doğal olarak bu da sizin harcama skalanızda çok büyük bir delik açacak bu durum. Ve bizim en aslında tasarruf etmemizi sağlayan şey şimdi belki bu videoyu ilk defa izleyenler vardır. Bizi takip edenler zaten biliyorlar nasıl gezdiğimizi ve nasıl geçindiğimizi aslında özetle de olsa. Hı hı. Ama yeni takip edenler varsa şimdi şey diyebilirler. Tamam iyi güzel geziyorsunuz, yemeğinizi kısıyorsunuz, işte kendiniz yapıyorsunuz daha doğrusu ekstra masraf yapmıyorsunuz ama bu arabada suyla yürümüyor düşüncesi çoğu kişide evet. Olabiliyor. Yeni aboneler, yeni takipçiler ya da yeni karşılaştığımız insanlardan. Onu da hemen şöyle. Onu diyecektim. Hı hı. Bizim en avantajlı harcamamız aslında mazot. Çünkü çok planlı hareket ediyoruz bu açıdan. Planlı ve programlı yolculukta mazottan da tasarruf ediyoruz. Yani planlı programlıdan kastımız şu. Bizim zaman sıkıntımız olmadığı için tur 600 gün sürüyor. Evet. Ama kısıtlı zamanınız varsa ve bu turu yapmak istiyorsanız yaldır yaldır gezmek zorundasınız. Bu tur için 3-4 depo, 5 depo mazotu sadece 10 günde yakmanız gerekir. Doğal olarak çok ciddi bir meblağ tutar bu da. Biz bunu zamana yaydığımız için, kısa kısa konaklamalar yaptığımız için bu meblağ bizde çok minimumlarda. Yani biz Karadeniz bölgesinde bu biraz arttı ama özellikle
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu kısmının bir kısmında biz ayda yaktığımız mazot bizim çeyrek depoydu. Evet. Yani o yüzden çeyrek depo mazot koca bir ay için inanılmaz bir değer. Karadeniz'de de hızlı ilerlediğimiz için daha fazla çıktı mazot kısmı. 10 derece rampa, 10 evet, derece bir daha rampa, çıkış. Bir daha 10 derece rampa. Bir de şey, geçtik rota mazot planlamasında da tabii hiç geri dönmedik. Tabii. Aynı yolu bir daha gitmek zorundaysak eğer belli bir kilometrenin üzerindeyse oraları es geçtik şimdilik. Şehirler turuna bıraktık oraları. Evet. Yani onu diyeceğim. Mesela işte birçok arkadaşımız bizden sonra benzer işte doğu turu yaptılar atıyorum. Atıyorum Güneydoğu turu yaptılar ya da Akdeniz turu yaptılar diyelim. Alttaki şehirden üstteki şehire, üstteki şehirden gerideki şehire, gerideki şehirden sağdaki çapraz şehire geçtiler böyle. Zaten oradaydın, neden oradan gitmedin? Hani planlama kısmında bahsetmek istediğim o. Rotayı düzgün çizin ki aynı yerden tekrar geri gidip geri gelmek. Evet bu bir seferlik için bir şey fark ettirmez gibi düşünülebilir. Birçok kişi bize şey dedi. Ya ne olacak zaten 20 kilometre ya da 40-60 kilometre içeride gideceğiniz yer. Orayı mutlaka görün. Evet 60 kilometre içeride geriye orası ama. Geriye çıkışın 120 kilometre. Geri çıkışın 120 kilometre. Bir sonraki ilçede yine aynı şekilde aynı şeyle karşılaşacaksın. Bir şehirde yaptıysan bunu sonraki şehirde de yapacaksın. Bu gidiş gelişler zaten aslında turu belki de ikiye çıkartacak. O yüzden hiç caymadan, yolumuzdan sapmadan belirlediğimiz rota üzerinde hareket ettik ve ekstra gitgeller olmadığı için mazottan da acayip tasarruf ettik bence. Tabii tabii yani zaten aylık çeyrek depo mazotu sabitlememizin ve o skalada devam etmemizin en büyük sebeplerinden biri de buydu. Evet. Eğer zamanınız bolsa, dedim zaten biz çalışmadığımız için bizde zamandan bol bir şey. O yüzden bu kadar yaya yaya gezebiliyoruz ve maliyetleri bu kadar minimumda tutabiliyoruz. Yani bizim en büyük avantajımız aslında zamanımızın olması. Nakdimiz olmayabilir belki ama vaktimiz var. Vaktimiz var. Daha değerli. Tabii ki her zamanki gibi kameramızın şarjı yetişmedi ama ne hikmetse bu su hasarından sonra kameramız daha hızlı şarj yiyor. Evet ya. O yüzden sizi... Bugün ikinciye şarj ediyoruz sizi. Evet. Enerjiniz tam olsun. Az kaldı. Fasulyeler pişiyor. Ayağım! Oh. Ayağım esneyince. Bir de kemiğin. Ayağım mıydı kızım? Kemiğin, ayak kemiğin denk geldi. Ayağım saklayayım. Ne güzel de ezdin. Ben de ayağını geçtim diye şey yapıyorum ya. Ya pardon. Enteresan bir video girişi oldu. Kusura bakmayın. Şunun da sesini kısayım birazcık. Premier gösterimindeyiz. Biraz dedik araya bir şey yapalım, ekleyelim sizi. Yemeğimiz biraz geç oldu. Evet. Ondan sonra tam video başladığı zaman yemek pişmiş oldu ve videonun ilk gösterimiyle bir yandan sohbete cevap yazmaya çalışırken birimiz yorumlara yazıyor, birimiz canlı sohbete cevap yazıyor. O arada yemek yedik. Evet. Ne yedik? Ne kadar yedik bilmiyorum ama. Bence yemek bizi yedi. Evet, fasulyenin bir kısmı kaldı zaten. Yemedik yani. Neyse video bitince de kahveye geçeceğiz. Kahvede sohbet ederiz artık. Evet, kahvede görüşürüz. Beğendik sahil. İşte haritada görmenin de dışında duymuştum ben sahilin adını İğneada ile birlikte. Hı hı. Daha köy tarafını daha gelişmiş bir yer bekliyordum. Gerçi evet. İğneada o kadar gelişmişken burasının bu kadar olması çok normal. Iyi. Buyurun efendim kahveler. Gel. Küçük hanım ya. Ay. Küçük bey lütfen. Ya bakalım küçük hanım dedin. Hem yaptı bak gördün mü? Hem yaptı bu lütfen yani. Küçük bey. Küçük bey. Senin suratını yerim küçük hemen bey. Hemen senin yerine de oturduk. Ben nereye oturacağım acaba? Hı? Ben nereye oturacağım Max'cim? Bize ne? Bize ne? Max bana yer verir ki. Vereceğim mi yer? Yer vereceğim mi Gülden'e? Bu arada senin arkanda benim telefonum var. Bir şeyler oluyor ona. Işıklar mışıklar yanıyor. Şöyle alayım onu. Evet Max'cim zaman... geçebilir miyim? Geçemezsiniz. Geçemem. Şöyle biraz ayar vereyim ben. Hadi uyu rahat rahat. Aman bozma rahatını küçük paşa. Ya şu ağza bak, şu ağza bak. Gülüyor yandan yandan. Yandan bakar mısın? Bayağı bildiğin yandan yandan sarışıyor. Eşek spor. Tamam yat hadi yat.
O zaman çenemiz düşmeden, çok fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.